Neyse, bizim görüntünün kötülüğünden daha önemli şeyler var Türkiye'de. Buna da maalesef mi demek lazım? Malum Hakkari'de belediye başkanı, seçilmiş olan belediye başkanı hemen gözaltına alınmış, görevinden alınmış, yerine de bir kayyum atanmıştı. Hemen hızlıca da bugün duruşması görüldü. Duruşmasından da karar çıktı. 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat tabii bu duruşma sonrası ortalık biraz karıştı. Yani görünen şu. Şimdi hakkında bir 10 yıl sürüncemede duran bir zaten bir soruşturma var. En çok bu konuda eleştirildi hatırlayacak olursanız, bu kayyum kararı dendi ki ya kardeşim 10 yıldır sürünmüş bir soruşturma. Madem bu adam bu kadar tehlikeliydi, bu kadar terör örgütüyle iç içeydi, niye o zaman bu zamana kadar bir şey yapmadınız diye hemen hakkında ikinci bir soruşturma açıldı hızlıca. Ve bir hüküm kuruldu, Ruşen Takva aktaracak ama benim gördüğüm kadarıyla yani duruşma tutanaklarının basına yansıyan kısmını gördüğüm kadarıyla şimdi avukatları belediye başkanı Akış'ın diyorlar ki ya kardeşim bütün siz bu dosyayı bir gizli tanık ifadesi üzerine kurmuşsunuz. Neye göre, kime göre? Bu bir gizli tanık bir şeyler diyor. Ha, o zaman teröristsin deniyor, hüküm kuruluyor. İki, Akış diyor ki ya benim diyor bazı Kürtçe konuşmalarım Türkçe'ye çevrilmiş, bakıyorum tercüme doğru değil. Ben bu tercümede yapılan şeyleri söylediysem zaten beni 50 yıl hapse mahkum edin. Tercüme doğru değil. Yapılan tercümeyle benim söylediklerimin bir alakası yok diyor adam. Ya bir acayip bir şey Ruşen, ne oluyor? Evet Neşin, öncelikle iyi yayınlar tekrar. Bugün senin de söylediğin gibi jet hızıyla alınan gözaltı kararı aslında 10 yıldır devam eden duruşma ve bugün 61.'si görülen duruşmada karar çıkmamasına rağmen bugün jet hızıyla bir karar çıktı ve 19 yıl 6 ay hapis cezasıyla seçilmiş belediye eş başkanı Sıdık Akış tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kararın duyurmasının hemen ardından Hakkari sokakları karıştı ve çok sert müdahaleler yaşandı. Şimdi sokak biraz daha nispeten sakin, ancak esnaf da kepenk kapatmış durumda ve kentte de gergin bir bekleyiş var. Aslında kimse ne olacağını da bilmiyor. Anlamaya çalışıyorlar. Kimse bir şey anlamlandıramadı. Ben hemen sıcak bilgileri aktardıktan sonra aslında günü özetleyeceğim, ama ben hemen Ufuk, bende kalırsan daha iyi olur. Ben buradaki durumu bir göstereyim. Onun Aha, ardından gür, gün tamam. içerisindeki özeti zaten birazdan geçerim. Arka kameraya geçiyorum. Evet. Şimdi Hakkari Valiliği önündeyiz zaten. Görüyorsunuz ciddi bir güvenlik önlemleri alınmış durumda. Arka sırada jandarma, ön sırada özel kuvvet, hazır kuvvet. Hemen onların yanında çevik kuvvet ve sivil güvenlik şubeye bağlı olan sivil ekipler burada güvenlik önlemleri alınmış durumda. Çemberin içerisinde de HDP eş genel başkanı Tülay Hatımoğulları, DBP eş genel başkanı Keskin Bayındır ve beraberindeki milletvekili heyeti oturma eylemine geçtiler. Büyük bir abluka altında oturma eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Kentteki son durum aslında güncel, anlık durum şimdilik böyle, ama ilerleyen saatlerde yine diğer eş başkan olan Tuncay Bakırhan'ın da Hakkari'ye gelmesiyle birlikte yeniden bir yürüyüş yapılması planlanıyor. Oradan sonra ne olacağı da henüz şimdilik kestirmek zor. Ben bu sıcak, yani Hakkari'deki sokaklarda şu an olanı aktardıktan sonra aslında gün içerisinde bazı gelişmeler oldu. Onları hemen aktarayım. Öncelikle sabah saat 10.30'da tutuklu olan belediye eş başkanının bir duruşması olacağı söylenmişti. Fakat yeni hızlıca bir güncelleme gelerek bunun saat 9.30'a alındığı duyuruldu. Biz de 8-8.30'dan itibaren 3 gündür olduğu gibi aslında duruşmayı da takip etmek için adliye binası önüne gittik. Ancak adliye binasına gittiğimizde dosyanın avukatlarından olan, yani tutuklu belediye eş başkanının avukatlarından olan Azat Özer'in mahkeme ilk giriş kapısından geçtiği ama adliye binasına alınmadığı bilgisi geldi. Kısaca kendisiyle de görüştük ki kendisi bu dosyada aynı zamanda Sıdık Akış'la beraber, yani belediye eş başkanıyla beraber yargılanan diğer 3 sanığın da, toplam 14 sanıklı dosyadaki 3 sanığın da avukatının olduğunu, bu savunma hakkının da gasp edildiğini söyledi. Hemen ardından Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan da adliye geldikten sonra kısa bir tartışma, itiraz ve şikayetlerden sonra avukatların adliyeye girmesine, daha doğrusu duruşma salonuna girmesine izin verildi. Fakat burada da yine ilginç bir şey vardı Neşin, açıkçası. 14 sanıklı bir dosyaya sadece 6 avukatın girmesi kararı verilmişti başsavcılık tarafından. Ancak dediğim gibi gelen heyetin yaptığı itirazların ardından duruşma salonuna avukatlar alındı. Peki belediye eş başkanı duruşma salonunda nasıl bir ifade verdi? Biz gazeteci olarak aslında gelip bizzat yerinde izlemek istiyorduk ki zaten bu kamu göreviydi. Fakat bizim değil, vekiller dahil giremedi adliyeden aldığımız
sıcak sıcağına bilgileri aktarayım. Mehmet Sıdık Akkış aslında şöyle bir savunma yaptı. Dönemin savcısının, hakiminin, polisinin FETÖ'cü olduklarını, dosyanın siyasi olduğunu biliyorum dedi. Benim başım dik ve ben 53 yaşındayım. Bunca yıldır da mücadele ediyorum. Bundan sonra da etmeye devam edeceğim dedi. Hatırlarsın dün de hatta 2 gün yaptığımız yayınlarda da söyledim ben sürekli. Özellikle iktidar medyasına bağlı olan medya kuruluşlarının kaçmak için aslında gelen bir istihbarat sonucu gözaltına alındığını duyuruyorlardı. Buna da bir cevap verdi aslında mahkemede. Benim kaçtığıma ilişkin haberler yapıldığını duydum. Ben asla kaçma girişiminde bulunmadım. Zaten yaptığım her şeyin arkasındayım. Karşınızda da görüyorsunuz başı dik duruyorum dedi. Devamında da ben barış dedim, kardeşlik dedim, adalet dedim, eşitlik dedim, özgürlük dedim. Halen de bunu söylemeye devam ediyorum. Tutuklanmaktan ve cezaevine girmekten korkmuyorum. Yalnız yeniden iddianame hazırlanmasını talep ediyorum dedi. Çünkü hazırlanan iddianamenin bir FETÖ'cü tarafından, FETÖ'cü savcının hazırladığını, iddianame ile yargılanmak istemediğini söyledi ve bunların ardından da sizden zaten bu konulardan dolayı ne beraat ne de tahliye talep etmiyorum dedi. Savunmasının ardından zaten sanık avukatlarının savunmasına geçildi ve yaklaşık 2,5 saat süren duruşma 19 yıl 6 aylık cezayla son buldu. Cezanın hemen dediğim gibi gerçi hemen ilk bilgilerde aktardık onu. Cezanın duyulmasının ardından da Hakkari sokakları karıştı ve Ondan önce şunu kentte de söyleyeyim, bak karışıklık olmasın. Şimdi hakkında 10 yıldır süren, dün de biraz konuştuk ama bence altını çizelim. Şimdi iki tane birdenbire dosya çıktı Akış hakkında. İlk dosya işte o 2010 senesinde açılmış bir soruşturma, uzadıkça uzamış. Hızlıca bir ikinci soruşturma açıldı. Bu onun davası değil mi? Bir gizli sanık ifadeleri üzerine kurulu olan. Doğru mu? evet, Yanlış mı? doğru, Hangisi doğru, hangisi? doğru, 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 doğru. Tam da Peki öyle. bu Zaten peki bugün bu FETÖ'cü karar verdim. savcı kim? FETÖ'cü savcı ilk soruşturmayı açan mı? İkinciyi açan mı? Hemen onu kısaca toparlamaya çalışayım. 2014 yılında KCK ana davası kapsamında Hakkari'de başlatılan bir soruşturma kapsamında Mehmet Sıdık Akış'ın da içerisinde olduğu 14 kişilik bir sanık dosyası iddianamesi hazırlanmış. İşte o 2014 yılında hazırlanan iddianamenin savcısı FETÖ firarisi, hatta gri listeden alınan biri. Bununla birlikte o dönem ifadelerin altında imzası bulunan dönemin Hakkari Tem Şube Müdürü'nün de yine FETÖ suçlamasıyla tutuklu olduğunu söyleyelim. Bu dava, bugün görülen dava, 2014 yılında bu bahsedilen kişilerin açtığı dava ve bugün sonuçlandı. Tam 10 yıldır sonuçlanmayan dava bugün sonuçlandı. Yeniden dün 3 gün önce İçişleri Bakanlığı'nın bununla birlikte bir soruşturma daha var dediği davada henüz soruşturma aşamasında bu konu hakkında kendisinden ifade dahi alınmamış ve bunun daha iddianameye dönmesini bekliyor avukatlar. Dolayısıyla Orada bugün suçlama alınan falan ne biliyor muyuz o soruşturmada? Biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? oradaki suçlamada örgüt propagandası 6 Şubat'ta Hakkari'de yaptığı bir basın açıklamasındaki konuşmaları suçlama konusu gerekçe gösterilmiş. Tabii bu bilgilere 3 gündür biz de yeni ulaştık. Ne için? Çünkü hem dosyada gizlilik kararı vardı. Daha dün bir avukat görüş yasağı kaldırıldı. Biz de bugün aslında neden suçlandığını, neyle ilgili soruşturma başlatıldığını avukatları aracılığıyla kısmen de olsa öğrendik. Fakat altını tekrar çizelim. Bugün kayyum atanmasına gerekçe gösterilen davanın duruşması görüldü. Ve o davada 2014 yılında başlayan, 10 yıldır da karara bağlanmayan davaydı. Bugün 61. duruşmada karara bağlandı ve seçilmiş olan belediye eş başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı'nın yeni bir soruşturma daha var dediği soruşturmanın iddianamesi bile henüz hazır değil. Anladım, anladım hocam. Peki, sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.